Herkese selamlar dostlar 5 Aralık 2021 iddia tahammülleri Hepinize selamlar Toplamda 10 adet mücadelemiz var Genellikle ideal Ara ara bazı maçlara yüksek oranlı tercihlerde yapacağım Fazla bir şey konuşmaya gerek yok Saat şu an gecenin 2.20'si Cumartesi maçları Cumartesi günü ben pazar videosuyla uğraşmamak adına Cuma gecesinden analizlerimi bitirdim Videoyu çekeceğim Muhtemelen sabah 10 gibi de yayında olur video Şimdiden arkadaşlar like atarsanız sevinirim. Şimdi göstereceğim ne var? Şöyle tek bir şey göstereyim. Ekrana gelsin. Cuma gününde bir kombine yapmıştık. Ana kombine olarak, günün kombine olarak tek bir kombine önermiştim. Union Berlin maçına ev sahibi 0.5 küs. hatta sonradan kapattılar. KG var olarak da alabilirsiniz dedim. İlk 15 dakika içinde zaten Union Berlin maçının KG varı geldi. Bizim burada asıl mevzumuz Anadolu Efes mücadelesiydi. 95-93 kaybetti. Şöyle söyleyeyim. Devreye girdiğinde Anadolu Efes 10 sayı farklı öndeydi. Maç zaten berabere bitti. Uzatmalara gitti ama 4. periyot çok hata yaptık. Yani garip bir şekilde kaybettik. Kötü bir kaybediş oldu bu. Ya yani bu kaybediş bize koydu açıkçası Anadolu Efes'in. Ben iddia açısından değil Anadolu Efes'i ciddi anlamda sıkı takip ediyorum. Yani vermememiz vermemiz, vermememiz gereken bir mücadeleydi. Onu geçtim. başta hakem kararları da zaten Larkin Instagram hesabından açıp sövmüş yani hakemler öyle söyleyeyim. Böyle bir mülteci geçiyorum bunu da. Ekranda maçları görüyorsunuz. 10 tane mücadelemiz. İlk mücadelesiyle başlayalım hemen. İlk mücadelemiz Hanover Hamburg mücadelesi. Bu mücadeleyi almamın tek bir sebebi var. Normalde almayacağım maçlardan bir tanesi. Hanover teknik adamda değişik, değişiklik yapıldı. Teknik adam değişikliğine gidildi. Geçici olarak yeni bir elemana emanet ettiler. Muhtemelen yeni e emanet ettikleri yardımcı antrenör gibi tarzında. 8 maçtır kazanamayan bir Hanover takımı vardı ligde. Şöyle göstereyim. Ligde 8 maçtır kazanamayan bir Hanover takımı var. Ve aynı şekilde karşılarında da ligde 8 maçtır kaybetmeyen bir Hamburg takımı var ki son 3 maçını kazanan bir Hamburg takımı var. Ligde de son 2 maçtır kazanıyor. Maçın favorisi de 1.75 gibi orandan Tabii ki Hamburg takımı. Fakat burada yeni teknik adamların gelişi veya yeni takımın başına geçen hoca diyeyim ben sizlere. Mutlaka bu maçta şöyle söyleyeyim. Kazanamasa bile veya kaybetse bile Hanover takımının bu maçta bir reaksiyon göstermesini bekliyorum. Genellikle böyle oluyor zaten sizler de biliyorsunuz. Yeni hocanın her zaman bir şey oluyor. Ben yenilse bile diyorum Hanover takımının bu maçta gol atmasını bekliyorum Hamburg tarafından zaten gol beklenmesi normal, o yüzden idealden K.G. varı değerlendireceğim, değerlendireceklere bol şanslar. Hatay Spor Başakşehir mücadelesi beyler bayanlar size şunu söyleyeyim Başakşehir'in son mücadelesini izlediniz mi? Şey değil ee, ziraat demiyorum Lig mücadelesini berabere bitti altayla 0-0. aman ya Rabbi maçta neler kaçtı neler. Maçta neler kaçtı neler Kaleyi tutturamadılar 8 metre 7 metre kaleyi tutturamadılar Çok büyük pozisyonlar harcadılar Ben o maçta izledim yani izleyenler varsa OKK olsun Ne bileyim Berkay olsun Aleksic olsun ikinci yarı Viska girdi Viska olsun Çok fazla pozisyon kaçırdı özellikle Başakşehir takımı Olsun diyorum Emre Hoca ile iyi bir gidişat var ligde Başakşehir daha son futbolun Ciddi anlamda çok beğendim ben burada Başakşehir'in golünü kafama bir yazdım. Hatay'a baktığımız zaman da Hatay son mücadelesinde gol dahi atamadan şöyle göstereyim sizlere aynı şekilde. Gol dahi atamadan 4-0 gibi skorla kötü bir mağlubiyet oldu. Fakat Hatay bu sezon kendi evinde kimle oynarsa oynasın gol atmış bir takım. Kendi evinde zaten Hatay Spor'da dün cumartesi videosunda bahsettim sizlere. Adana Demir gibi kapanmasını bilmeyen bir takım. Yani oyuncu kapanmayı bilmez yani. Bu oyuncuları koyarsan 2 dakika kapanır. 2. 3. dakika çıkar forvete atak yapmaya çalışır. Öyle oyuncular olduğu için Hatay Spor'da. Ben bu maçın golle geçmesini bekliyorum. Golden ziyade KG varın oranı 1.52 gibi oran. Değerlendirecekler bol şanslar. Gül gibi oran gelmesini de bekliyorum. Net bu kadar. United'la Crystal Palace mücadelesi. Normalde ben bu maça KG var oynayacaktım. Bahsimi değiştirdim. Bahsimi neden değiştirdiğimi söyleyeyim. Şimdi United'a Ryan Geek geldi bildiğiniz üzere. Şimdi ben bir araştırayım dedim. Bu Ryan neymiş neymiş, neciymiş. Çok da bildiğim bir adam değil yani kariyerini. Şalke'de oynamış ya büyük teknik adammış kısaca. Hatta şunu da söyleyeyim. L1 Üçgen kanalı var. Ufuk Kağan Karaca olması lazım. Çok güzel anlatıyor. O da video atmış bu akşam. yani sporla ilgili içeriklerini hepsini ben takip ediyorum. Videosunda da zaten Ryan anlatıyor. 10 13 dakikalık bir video arkadaşlar. Açın izleyin. O videodan sonra bu bahse döndüm ben. United'ın 2 gol atmasını değerlendireceğim. Tamamen o valla beni gazladı Ufuk abi. İşte anlattı anlattı Ryan Bizi burada şımarttı gazladı diyelim. Biz de burada United tarafına döndüm. Şimdi ee, bu adama finansal bütçe olarak verirseniz takım uçurulmuş. Ayrıca şunu da öğrendim. Yani Nagelsmann'ı falan orada bir koordinatörlük yaparken akıl hocalığını da yapmış diyeyim ben size. Yani bu sistem adamı. Eğer bakın nasıl e, Tuhel Chelsea'ye bir sistem getirdi. Rangnick de o kendi sistemini getirebilirse güzel bir sistemi varmış aynı şekilde ince anlatıyor zaten. Getirirse United takımı başarılı olabilir. Fakat Ronaldo'yla geçmişte demiş ki Ronaldo ya Ronaldo yaşlı oynayamaz demiş ki onu Ronaldo 30 yaşındayken söylemiş. Burada da e, Ronaldo'yu artık yönetir mi yönetemez mi bilmiyorum da Ronaldo'nun son Instagram gönderisine baktığım zaman da son, son mu bilmiyorum daha ondan sonra attı mı Rangik hakkında yeni hocamız Rangik'i bekliyoruz. Maça hazırlı şekilde bir gönderi böyle açıklamaya yazmış. Ben sosyal medyayı da takip ederim. Bu tür ince detaylar beni çok cezbeder ve genellikle kazandırır zaten beyler bayanlar. Ondan dolayı United'a öyle bir sempati duydum. Atacağı iki golü gireceğim United'ın. Ki atabilir mi? Zaten normal şartlarda atabilir. United'ın ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.52 gibi oranı var. Crystal Palace'ın son mücadelesinin hepsini izledim bu arada. 90 dakika izledim mağlup oldular Les United'a karşı. Mesela Les kalecisi çizgiden bir tane top çıkarıyor. Onu görmeniz lazım. Böyle top böyle karambole girdi. Bacak arasından mı bir şey geçti. Atladı böyle çizgiden böyle yılan gibi tuttu. Katıl Telegram grubuna. Zaten maçı izliyordum. Görüntüsünü dağıttım. Zaha'nın bireysel anlamda çok iyi işler çıkartıp pozisyonlara girdiğini söyleyebilirim. United bu defansta gol yerdi, gol yiyebilir. Fakat burada ev sahibi 1.5 üstten ben sizlere idealden önereceğim. Onun dışında yüksek oran olarak sizlere ne öneririm burada? 1 ve 2.5 üstün oranı 1.98. Skor beklentimi söyleyeyim direkt sizlere. Skor beklentim 2 birlik bir United galibiyeti. Ondan dolayı böyle de bir ekstra yüksek oran önerim olsun sizlere. Bol şanslar. Tottenham Norwich mücadelesi. Tottenham'da arkadaşlar Conte ile iyi bir gidişatı var. Ben bu mücadeleyi ondan aldım. Son de ilk yarısını izledim. İlk yarısını izledikten sonra Tottenham'ın ben bir gol daha atacağını katıl Telegram grubumuzda önerdim ki zaten maçı 2-0 yendi. İkinci yarısını izleyemedim. United maçına dönmüştüm. Arsenal mücadelesi başlamıştı. Şimdi o maçta son gayet iyi oynadı zaten. İlk golün asistini yaptı. İkinci golü de sanırım son atmış. Öyle atılıyorum. Conte arkadaşlar benim sevdiğim bir teknik adam. Ve Conte Tottenham'ın genel yapısı Mourinho'dan kalma yapısı veya Nuno Espirito'dan kalma yapısı biraz daha böyle skorun üstünden yatmalık oyun oynuyor. Yani oynamaz. Conte bu futbolu oynamaz. 2'yi de atmak ister. Conte Inter'de nasıl 2 3 5 2'lik 4 1'lik galibiyetleri var Conte'nin Inter'de. Burada ben maçları takip ettiğimden dolayı Tottenham burada da galibiyet alabilir. Ben yine 2-0'lık bir skor bekliyorum Tottenham tarafında. Olur da 1-0'a da bağlanabilir. Çünkü Tottenham da Conte hücum oynamasını istiyor ama eldeki oyuncular buna elverişli mi? Soru işareti. Biraz daha uyum süreci olacaktır. Şu anda ekranıma hangi iki röportajı çıktı? Neyse bunu geçelim. Tottenham'da dediğim gibi Conte oynatır mı? Bilmiyorum ama Tottenham Conte 1-0'da kalacak bir hoca değil. 2'yi bulabilir burada. Yine bir Tottenham galibiyeti gelebilir. Ben bu 4 e, galibiyeti biraz törpüle, törpüledim sizlere. Burada 4.5 altında bir yaparaktan da idealden 1.45 gibi orandan önereceğim. Değerlendirecekler arkadaşlar. Bol şanslar. Bu arada sizlere şöyle bir öneri yapayım. Fenerbahçe maçına geçmeden önce Süper Ligi izlemeyin. İspanya'yı izlemeyin. Fransa'yı izlemeyin. İzleyeceğiniz bu sezon iki takım var. İki lig var. İtalya, İngiltere. Başka ligi ben 90 dakikalarını izlemiyorum. Genellikle fark ettiyseniz İngiltere'nin her maçını alıyorum ki son zamanlardaki başarıyı görüyorsunuz. Gözle görülür bir başarı var. İngiltere'yi neredeyse full çekiyoruz maçlarda. İtalya'da da keza ne kadar başarılı olduğumuzu hem katıl telegramdaki canlı maçlarda hem kuponlarda kullandığımızı bilirsiniz. 90 dakika İtalya ve İngiltere izliyorum. Çok da keyif alıyorum bu sezon. Fransa e, Süper Ligi de izliyorum da mecburiyetten. Sizlere sıfırdan anlatmaktan. Yoksa keyif falan vermiyor. Ya Fenerbahçe Rize. Ne vereceğim bu maça? Elle tutu 1.30 oran açmışlar. Fenerbahçe zaten iner misin çıkar mısın? Belki de Rize burada alacak. Vitor Hoca gidecek yani hiç belli olmaz. Aa, Beşiktaş bugün ne yaptı? Ya Beşiktaş'ı ben değerlendirmedim. Neden değerlendirmedim arkadaşlar? Yani ne olacağı bellisin, Süper Lig. Ne hepsi birbirinden kötü anasını satayım. İzlenmiyor. Ne keyif veriyor. Ne oyun şeyi veriyor. Bir Trabzon veriyor düzgün keyfi. Ben keyif vermediği zaman yani öldürüyor. Benim maç maçı seven bir insanım. Maç keyfimi öldürüyor. Ah bu maçta 8.5 yüz korner açmamışlar bile korneri. Bu iddia de zaten bir ayrı bir dert. Tüpçünün sövdürecek kendine yine. Neyse. Hamza Hamzoğlu arkadaşlar Rize Spor iyi işler çıkartıyor. İyi işler çıkartmaya çalışıyor. Sonuç olarak pek yansımasa bile oyun olarak bir değişmesi, pozitif bir futbolu olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'de zaten kim oynayacak, kim oynamayacak belli değil. Yenebilir mi? Zaten bir 30 sorun açmışlar. Yenebilir. Fakat ben burada Fenerbahçe'nin galibiyetini beklemiyorum. Skor olarak da şunu söyleyeyim. Benim yararlandığım bir yabancı site var. Hep söylüyorum. Önümde açık. 1-0'lık Fenerbahçe galibiyeti almış bu maça. Fenerbahçe 1-0 galip gelir demiş. Fakat ben korner oynayacağım. Korner oynayacağım. Yarın muhtemelen açarlar veya izlediğiniz zaman açabilirler. Ben cuma gecesinden çekiyorum bu videoyu. 8.5 üst korneri değerlendirebilirsiniz. Sadece korner alacağım ben mücadeleyi. Değerlendirme altına alabilirsiniz. Kombineme koymam ama. Bodo Gülip Brand mücadelesi. Şimdi beyler bayanlar son maçtan bir önceki mücadele. Bodo kendi evinde oynayacak. E, oynayacakları bir maç daha var. Hemen arkasında Molde takımı var. Molde de avarajda çok yakın. <laughs> Bodo, Bodo takımına taraftarı gelecek. Şampiyonluk kutlamaları, şampiyonluk şampiyonluk sarhoşları, şaraplar patlatılacak galip gelirse. Fakat bu maçta e, Bodo'nun çok farklı eğer Molde'nin de mücadelesi var. Molde de muhtemelen yenecektir. E, Bodo buradan çok farklı bir galibiyet alırsa çok farklı bir galibiyet alırsa o zaman şampiyonluk kutlamaları direkt başlar şampiyonluğunu ilan edebilir kısaca burada. Bodo kendi taraftarı önünde. Diğer çünkü son maçı deplasmanda. Ondan dolayı aldım. O da burada galip gelir. İstenler direkt biri alsın. 1.27 gibi oranı var. Biraz daha oranı yükselteyim dedim de. 1.32'ye çıkıyor. Çünkü alırsa biliyor ki gollü olacak. Hadi diyelim. O da mı olmadı? Bakın. Ben size zaten ideallerden yüksek orana göre her zaman anlatıyorum. İlk başta idealimi veriyorum. Sonra yüksek oranı. Biraz daha yüksek orandan daha vermek istersem 1.73 gibi orandan burada da handikaplısını değerlendirebiliriz. Ben buran takımının burada Bodo'ya direnceğini sanmıyorum. Bu takım evinde Roma'ya 4 takım. Şampiyonluk maçında da inat etmesin. Altın şu maçta 2 tane de fark atsın. Ama idealden ben Mastro'yu biri yazarım bir tane kombinamı. Molde Lille Ström mücadelesi. Aynı dediğim şeyler burada da geçerli. Buna da 1.27 gibi oran açmışlar. Molde takımı şampiyonluğu oynuyor. Hata yapmaması lazım. Bodo'nun hatasını bekleyecek onlar da. Burada rakibi yani Bodo'nun Bodo, Bodo rakibine göre, Bran'a ya göre yani daha zor. Lillestrom yani sıkıntılı yani bu maç. Onu belirteyim. Ama bir iddiası var mı? 4. 5. Lillestrom'un bir iddiası yok. Molde kendi evinde kazanır. Kazanırken de 1 ve 1.5 aynı oranları açmışlar. Bakın aynı oran. Aynı şekil. <laughs> aynı. Handikapın oranı bile aynı. Bunlar ne yapıyor ben anlamış değilim ya. Ya Molde takımı kazanır idealden. Yine yüksek orandan ben maça handikap öner Ya yani 2-1'li 2-1'e bağlayabilirler bu mücadeleyi. Ondan dolayı 1 ve 1.5 üstte öner miyim? Direkt maç sonu 1'i önereyim. Galip gelmek zorunda olduğu için öneriyorum. Aston Villa ile Leicester 10 numara maç. Bakın 10 numara KG var mücadelesi. Üste gider, KG'ye gider. 2-2 skor çıkar. Neden? Şimdi Aston Villa son maçta Manchester City ile oynadı. Manchester City ile oynarken yani dedim bu takımda bir gelişme var ya dedim. Yani Steven Gerrard'ın dedi iki maç galip geldi. Okey. Eldeki oyuncular zaten iyiydi. Onlara biraz daha böyle gaz motivasyon derken iki maç galip gelebilir. Dedim ki şu City karşısında bir sınav versin bakalım dedim. Ne yapacak? Yani ben söyleyeyim. Gayet güzel oynadı. O gün de biz kazanmıştık zaten. Mastron 2-4.5 altından. Yani güzel oynadı. Leicester'da arkadaşlar bakın bireysel anlamda Messi'n olsun, Ronaldo'nun olsun. Ha, ikisini de görüyorsunuz. Chelsea City elek ediyor hepsini anladınız mı? Bir sistem olması lazım. Takım savunması Leicester takımında son dönemde ciddi anlamda çökmüş durumda. Çökmüş durumda dedim çok fazla hata yapıyor. Yani çağları çok iyi mesela ama bireysel anlamda takım savunması halinde sürekli pozisyon veriyor. İleride de gol atıyor. Madison olsun, vardı olsun bireysel çabaları gol bulmakta sıkıntı yaşamıyor. Fakat kalesinde çok fazla pozisyon da veriyor. Aston Villa'da burada ben Leicester kalesinde gol bulmasını bekliyorum. Çok güzel bir KG ver maçı. 1.55 gibi oran var zaten. Daha yüksekten isteyenler varsa 2-2 skor ödeyeceğim. Maç sonu 0'ı da alabilirsiniz. Fakat 2-2 skorun oranı kaçmış merak ettim. 11 oran. Alın. 11 oran. 2-2 skor. Ha, yüksek olan grubumu atarım ben. Burada da sizler de sistemlerinizle değerlendirebilirsiniz. Güzel bir mücadele olur. Bunu geçtik. Sampdoria-Lazio mücadelesi. Ya bu Lazio nasıl bir takım ya böyle. Son iki maçında 8 tane gol yedi. Sampdoria oynamayacaklar. Bir dört tane de Sampdoria atarsa güzel şenlik yeri olur. Lazio arkadaşlar kendi evinde Lazio'ya güvenebilirsiniz. Ama son maçında 90 artı Okuzda Tolga Yarstan gol attı Dijon'e karşı. O beni de şaşırttı açıkçası. Sampdoria kendi evinde güzel oynuyor. Ama şöyle söyleyeyim, e, Sampdoria takımı tecrübeli bir takım. Yani enerjisini yaşlı bir takım. Enerjisini biraz daha şey kullanmaları lazım. Yani 90 dakikaya yayması lazım. 75'den 80 80'den sonra takım böyle açıkçası biraz çöktüğünü maçları izlerseniz üretkenlik anlamında o dakikalarda kadar bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Fakat ilk 45 dakika olsun, ilk 60 dakika içinde bu Sampdoria takımına zaten genel olarak gollerini o dakikalarda buluyor. Ee, ondan dolayı Sampdoria'nın ben Lazio karşısında deplasmanda kötü olan Lazio'ya karşı ben burada Sampdoria'nın da bir çıkışı yakalamışken gol atmasını bekliyorum. Lazio da eşek değildir. 2 maçta 4-4 diyor. Bu maçlara çıksın ve 4 dağıttı son maçına gerçi. Bir tane gol atsın. Yine bir KG var ödenim olacaktır. 1.44'de bunun oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Bordox'la Lyon mücadelesi. Yine gollü geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi arkadaşlar. Lyon takımı deplasmanda Bordo'da ne zamandır kötü gidiyor. Şöyle göstereyim. Kötü giderken son maçta mesela 5 kilik bir mağlubiyet oldu. Bordo da aynı şekilde çok kapanmasını bilmeyen bir takım. Hücumda mutlaka üretkenlikte çok da sıkıntı yaşamayan takımlardan bir tanesi. Bordo arkadaşlar. Bordo ben sizlere. Bordo diyeyim kısaca. Bu sezon kendi evinde oynadığı tüm maçlarda gol atmasını bildi. Lyon takımı da aynı şekilde. Lyon zaten ölüsü. Ka kaliteli kadroya sahip zaten. Skor olarak da 3-1'lik bir skor beklentim var. Ki zaten sistem de öyle yazmış. Ben de sistem beni etkiliyor buradan baktığım için. 3-1'lik <laughs> bir Lyon galibiyeti yazmış. Fakat ben burada arkadaşlar Bordox takımının KG varını alacağım. 1.41 gibi oranı var zaten. Lyon da gol bulur. Bordeaux da gol bulur. Bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bugün bir kombine önerisi yapmayacağım. Çünkü de erkenden daha oluşturmadım. Ben burada oluşturduğum kombineyi katılda da veriyorum. Ondan dolayı şu an bir kombine oluşturmadım. Fakat 10 tane mücadele verdim sizlere. İsteyenler istediği şekilde kombine yapabilir. İdealden verdim. Yüksek oran verdim. Ya Aston Villa 2-2 gol verdim mesela. Değerlendirecekler arkadaşlar bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Videolarda elimden geldiğince dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Maçların zaten çoğunu izlemeye çalışıyorum. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorsunuz. Bay bay.